Bir oduncu ile karısının 7 erkek çocuğu varmış. 7 kardeş de henüz küçük olduklarından oduncu ile karısı bunları geçindirmekte güçlük çekiyorlarmış. Hele kardeşlerin en küçüğü dünyaya geldiğinde bir parmak boyundaymış. Çocuğun boyu hep bu kadar kalmış. Bu nedenle ufacık çocuğun adını parmak çocuk koymuşlar. Bu sıralarda çocuklar daha yeterince büyümeden ülkede büyük bir kıtlık olmuş. Yaşlı oduncuyla karısı çocuklarını besleyemeyeceklerini anlayınca onlardan kurtulmayı kararlaştırmışlar. Bir akşam çocuklar yatınca yaşlı oduncu karısına "Artık çocuklarımızın karnını doyuramıyoruz. Onların gözümüzün önünde açlıktan ölmelerine dayanamam. Bu nedenle yarın ormanda oynarlarken onları orada bırakıp kaçmaya karar verdim." İhtiyar kadın "Aman nasıl olur?" diye ağlayarak bu fikre karşı gelmiş. Fakat başka çare olmadığını anlayınca sonunda razı olmuş. Derin bir uykuda olmasına rağmen parmak çocuk annesiyle babasının konuşmalarından uyanmış. Onların bütün söylediklerini dinlemiş. Geceyi başlarına geleceği düşünerek korkular içinde geçirmiş. Sabah olur olmaz kalkmış. Evlerinin önündeki dere kenarına gitmiş, ceplerine ufak çakıl taşları doldurmuş, eve dönmüş. Annesi, babası ve kardeşleri uyanmışlar. Sabah kahvaltından sonra oduncu, "Haydi çocuklar, ormana gidiyoruz," demiş. Birlikte ormanın yolunu tutmuşlar. Parmak çocuk kardeşlerinin en arkasında yürüyormuş. Yürürken de ceplerindeki beyaz çakıl taşlarından birer birer yola serpiyormuş. Ormana varmışlar. Oduncu odun kesmeye koyulmuş. Çocuklar da çalı çırpı toplamaya başlamışlar. Bir ara ihtiyar oduncu çocuklarına belli etmeden ormandan kaçmış. Çocuklar bir süre sonra babalarının yanlarında olmadığını anlamışlar. Bağırmaya, ağlamaya başlamışlar. Çünkü hiçbiri evlerinin yolunu bilmiyormuş. Yalnız parmak çocuk ormana gelirken yollara beyaz çakıl taşları serptiği için eve nasıl dönüleceğini biliyormuş. Kardeşlerine, "Sevgili abilerim, korkmayın, ağlamayın," demiş. "Babamız bizi burada bıraktı ama ben sizi evimize götüreceğim." Kardeşleri ağlamalarını kesmişler. Parmak çocuğun arkasından yürümüşler. Çok geçmeden evlerine varmışlar. Kapı kapalı olduğu için hemen içeri girmemişler. Bu esnada annelerinin ağlamaklı sesini duymuşlar. Anneleri babaları ile konuşmaya başlamış. "Ah, ah zavallı yavrularım, kim bilir şimdi neredeler?" diye ağlamaya başlamış. "Baba olduğun halde onları sen ormanda bırakmak istedin. Pişman olacağımızı sana söylemiştim. Çocuklarımız ormanda acaba ne yapıyorlar şimdi? Acaba sevgili yavrularımı kurtlar mı yedi?" İhtiyar oduncu da pişman olduğu için karısına bir şey diyemiyor, onun ağlamasını dindirmeye çabalıyormuş. Kapıda bu konuşmaları dinleyen çocuklar dayanamayıp hep birazdan "Buradayız, buradayız!" diye bağırmaya başlamışlar. Oduncunun karısı bağırışmalar karşısında sevinç içinde koşup kapıyı açmış. Çocuklarını karşısında görünce "Ah sevgili yavrularım, sizlere tekrar kavuştuğum için ne kadar mutluyum!" demiş. Hepsini teker teker kucaklamış, bağrına basmış. Uzun bir süre yine birlikte yaşamışlar. Fakat ihtiyar oduncuyla karısı hiç paraları kalmadığı için çocuklarını yeniden ormana bırakmaya karar vermişler. Parmak çocuk annesiyle babasının konuşmalarını yine duymuş. Önce olduğu gibi dışarı çıkıp ceplerine çakıl taşı doldurmaya karar vermiş. Fakat ne yazık ki evin kapısı kilitliymiş. Kapıyı açıp dışarı çıkamamış. Ceplerine çakıl taşı dolduramamış. Sabah olunca oduncu çocukları ile ormana gitmek için hazırlanmış. İhtiyar kadın çocuklarına birer dilim ekmek vermiş. Yolda giderken karınlarını doyurmalarını söylemiş. Oduncu ve çocukları yeniden yola koyulmuşlar. Parmak çocuk çakıl taşı alamadığı için ekmek dilimini ufalamış, yol boyunca serpmeye başlamış. Oduncu geçen sefer yaptığı gibi çocuklarını ormanda oynarken bırakmış, gizlice oradan uzaklaşmış. Kardeşleri babalarının yine kaçtığını anlayınca ağlamaya başlamışlar. Parmak çocuk hiç ağlamamış. Çünkü evin yolunu kolayca bulacağından eminmiş.
Fakat parmak çocuk yola serptiği ekmek kırıntılarının hiçbirini bulamamış. Çünkü kuşlar yoldaki ekmek kırıntılarının hepsini yemişler. Çocuklar ne yapacaklarını bilemeden ormanda dolaşmışlar. Ormanın içerilerine girmişler. Bu sırada da akşam olmuş, karanlık bastırmış. Hepsi korku içinde ağlaşıp dururlarken parmak çocuk bir yol bulurum ümidiyle bir ağaca tırmanmış, etrafa bakmaya başlamış. Çok uzaklarda ufacık bir ışık görmüş. Kardeşleriyle birlikte o ışığın bulunduğu tarafa doğru yürümeye başlamışlar. Çok geçmeden de ışığın bulunduğu kulübeye varmışlar, kapıyı çalmışlar. Kapıyı ihtiyar bir kadın açmış. Karşısında 7 çocuk görünce şaşırmış, ne istediklerini sormuş. Parmak çocuk, karnımız çok acıktı, yatacak yerimiz yok, bize biraz yiyecek verir misin? Demiş. İhtiyar kadın parmak çocuğu pek sevmiş. Fakat ağlamaya başlamış. Vah zavallı yavrularım, demiş. Siz nereye geldiğinizi biliyor musunuz? Burası çocukları yiyen devin evidir. Çocuklar korku içinde. Eyvah, biz şimdi ne yapacağız? Demişler. Parmak çocuk devin karısına. Bu akşam bizi evinizde barındırmanızı rica edeceğiz, demiş. Çünkü biz bu akşam evinizde barınamazsak dışarıdaki kurtlar bizi yer. Devin karısı 7 kardeşe acımış, onları içeri almış, ısınmaları için ocağın başına götürmüş. Tam bu sırada evin kapısı 3 defa şiddetle vurulmuş. Bu devin eve geldiğinin işaretiymiş. İhtiyar kadın 7 kardeşi yatağın altına saklamış, gitmiş kapıyı açmış. Dev karısına yemeğinin hazır olup olmadığını sormuş, sonra yemek masasına oturmuş. İhtiyar kadın büyük bir şişe şarabı ve ocakta kızarttığı bütün bir koyunu yemek masasına koymuş. Dev şarabını içmeye, yemeğinden yemeye başlamış. Fakat bir taraftan da homurdanıyormuş. Taze et kokusu duyuyorum, taze et kokusu duyuyorum. Devin karısı, duyduğun et kokusu ocakta kızarttığım koyunun kokusudur, demiş. Dev, ben sana taze et kokusu duyuyorum, dedim. Bu evde benden saklı bir şey var. Dev bunları söyledikten sonra kalkmış, evin her yanını aramaya başlamış. Yatağın altına bakmış, orada birbirlerine sarılarak titremekte olan 7 kardeşi görmüş. Onları birer birer yatağın altından çıkarmış. Karısına, demek beni aldattın, demiş. Ben de seni yersem o zaman görürsün. Zavallı çocuklar devin önünde diz çökmüşler, ondan af dilemişler. Fakat korkunç dev çocukların sözlerini duymamış bile. Yerinden kalkmış, kocaman bir bıçak almış, bıçağı bilemeye başlamış. Çocuklardan birini eliyle havaya kaldırmış. Tam bu sırada devin karısı, bu saatte çocukları kesip de ne yapacaksın? Yarın sabaha kadar bol bol zamanımız var, demiş. Dev, sen benim işime karışma, sen bu işten anlamazsın, demiş. Karısı yine konuşmuş. Evde pek çok etimiz var, bunları şimdi kesersen etleri bayatlar. Dev karısının bu sözleri üzerine çocuğu yere bırakmış. Haklısın, demiş. Bunlar zayıf düşmesinler diye karınlarını iyice doyur. Yatağa götürüp yatır, uyuyup dinlensinler, demiş. Devin karısı büyük bir sevinç içinde çocuklara yiyecek getirmiş. Onlara güzel bir yemek masası hazırlamış. Fakat zavallı çocuklar korkularından hiçbir şey yiyememişler. Devin 7 tane kızı varmış. Bunlar da babaları gibi et yiyerek karınlarını doyururlarmış. Hepsinin de burunları sivri, gözleri ufak ufakmış. Upuzun dişleri varmış. Büyüdükleri zaman babaları gibi birer dev olacakları şimdiden belliymiş. Hepsi birlikte kocaman bir yatakta yatarlarmış. Her birinin başında da birer altın taç varmış. Devin karısı, 7 kardeşi kızlarının odasındaki başka büyük bir yatağa yatırmış. Parmak çocuk kardeşleriyle birlikte yatmış ama gözüne bir türlü uyku girmemiş. Devin o akşam onları öldüreceğinden korkmuş. Birden aklına bir kurnazlık gelmiş. Gece olunca sessizce yataktan kalkmış, kendisinin ve kardeşlerinin başındaki takkeleri çıkarmış, kızların yatağına yaklaşmış.
kızların başındaki altın taçları çıkararak onların başına takkeleri geçirmiş. Kendisinin ve kardeşlerinin başlarına da altın taçları yerleştirmiş. Uyur gibi yaparak beklemeye başlamış. Dev gece yarısı uykusundan uyanmış. Çocukları yemediğine pişman olmuş. Yataktan fırlamış, eline kocaman bir bıçakla büyük bir çuval almış. Çocukların yattığı odaya sessizce girmiş. Önce yedi kardeşin birlikte yattığı yatağa yaklaşmış. Karanlık olduğu için eliyle yatağı yoklamış. Bu sırada uyanık olan parmak çocuk tir tir titriyormuş. Dev hafif ışıkta parlamakta olan altın taçları görmüş, kendi kendine mırıldanmış. "Az kalsın yanlış bir iş yapıyordum. Kendi kızlarımı yiyecektim," demiş. Sonra öbür yatağa gitmiş. Çocukların başlarındaki takkeleri elleriyle yoklamış. Yedi kızını da getirdiği çuvala doldurmuş. Çuvalın ağzını sıkıca bağlamış, yedi kızıyla dolu çuvalı sırtına alarak evin bodrumuna inmiş. Onları yemiş. Parmak çocuk, devin yaptığı yanlışlığı anlayacağını düşünerek kardeşlerini uyandırmış. Çabucak giyinmelerini ve arkasından gelmelerini söylemiş. Yedi kardeş gece karanlığında sessizce bahçeye inmişler. Duvardan atlayarak evin dışına çıkmışlar. Nereye gideceklerini bilmeden koşa koşa çok uzaklara gitmişler. Dev sabah uyandığında doğru evin bodrumuna inmiş, yaptığı korkunç yanlışlığın farkına varmış. Çok kızmış. "Şimdi ben onlara gösteririm," demiş. Bir taraftan kendi kendine homurdanmış, bir taraftan da sihirli çizmelerini ayağına geçirmiş. Çocuklar devin çizmelerinin sesini duydukları zaman kendi evlerinden 100 adım kadar geride bulunuyorlarmış. Dev sihirli çizmeleriyle dağları, tepeleri, dereleri aşarak geliyormuş. Parmak çocuk yakınlarda bir oyuk kaya görmüş. Hep birlikte kayanın içine girmişler, oraya gizlenmişler. Dev uzun zamandan beri koşarak çocukları aradığı için yorgun düşmüş. Tam çocukların bulunduğu yere kadar gelmiş. Biraz dinlenmek için yeşillikler üzerine boylu boyunca uzanmış, uyumaya başlamış. Dev horultular çıkararak iyice uyuyunca parmak çocuk kardeşlerine sessizce kaya kovuğundan çıkarak evlerine gitmelerini söylemiş. Parmak çocuk kardeşleri gittikten sonra sessizce uyumakta olan deve yaklaşmış. Devin ayağındaki kocaman sihirli çizmeleri çıkarmış, kendi ayağına geçirmiş. Çizmeler çok büyükmüş ama sihirli oldukları için kim giyerse onun ayağına göre şekil alabiliyorlarmış. Bu nedenle sihirli çizmeler küçülmüşler, parmak çocuğun ayağına göre olmuşlar. Parmak çocuk dağları tepeleri aşarak doğru devin evine gelmiş. Devin karısını bodrumda ağlarken bulmuş. "Kocanız büyük bir tehlike içinde," demiş. "Büyük bir hırsız çetesine esir düştü. Eğer altınlarını vermezse hırsızlar onu öldürecekler. Bunun için beni size gönderdi. Bütün altınlarını bana vermenizi söyledi." Kadın devin bütün altınlarını parmak çocuğa vermiş. Parmak çocuk iki elinde devin altınlarının bulunduğu iki torba ile evinin yolunu tutmuş. Tam bu sırada parmak çocuk ülkenin kralının büyük bir üzüntü içinde olduğu haberini almış. Kral ordularının yaptığı bir savaşın sonucunu haber alamadığı için merak içindeymiş. Parmak çocuk sihirli çizmeleri ile hemen kral sarayına gelmiş. İzin alarak kralın yanına çıkmış. Kralın önünde saygı ile eğilmiş. Savaşın sonucunu akşam olmadan kendisine ulaştıracağını söylemiş. Kral parmak çocuğa inanmamış ama eğer bu işi başarırsa ona büyük bir armağan vereceğini söylemiş. Akşam olmadan parmak çocuk krala haberleri ulaştırmış. Savaşın büyük bir başarı ile sonuçlandığını bildirmiş. Kral bu sevinçli haber karşısında parmak çocuğa çok büyük armağanlar vermiş. Parmak çocuk annesi, babası ve kardeşleri tarafından büyük bir sevinç içinde karşılanmış. Parmak çocuk devden ve kraldan aldığı paralarla ailesini bolluğa kavuşturmuş.